Efendim merhabalar. Neydi o filmden? Sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Bugün gördüğünüz gibi Tunç Şahin konuğumuz. Hoş geldin sevgili Tunç. Hoş bulduk, merhabalar. Yine böyle sinemada, sinema sektöründe çok önemli işler yapan, dağıtımcı, yönetmen, showrunner da diyebiliriz herhalde. 700 çok iyiydi, hala unutamıyoruz. Hele bazı bölümlerini. Tunç Şahin'le birlikteyiz ve duyduk ki iyi bir sinefilmiş. Hemen tabii durmadık ve konuk ettik kendisini. Öyle mi acaba? Öyle bir topa çıktım galiba. Dur bakalım buradan nasıl çıkacağız? Gelirken sinefil diye geldim. Çıkarken karnımıza bakarız hep beraber. Ben inanıyorum. Burak Temel'im inanıyor. Bu arada başlamadan şeyi de soralım. Film gösterime giriyor değil mi bir dijital platformda? Evet. 10 Eylül'de sinemalarda bir vizyon yaptık pandeminin gölgesinde. Ama 10 Şubat tarihi itibariyle Blue TV'de insanlar hikayelerini seyredebiliyor olacağız. Virüsten korkmadan. Bütün filmi biz virüs sürecinde yazdık, çektik, gösterime soktuk. Nihayet evde güvenle seyredebilir hale geldik diye ümit ediyorum. Ben de festivalde izlemiştim. Galiba Antalya'da izlemiştim. Özellikle not düşmek istiyorum seyircilerimiz için. İnsanlar ikiye ayrılır. Böyle öyle bir yerde duruyor ki. Ana akımın çok iyi bir örneği bir yandan. Bir yandan da söylediği şeyle, meselesiyle çok daha ağır mevzular gündeme getiriyor. Bu yüzden seviyorum filmi. Blue TV'de kaçırmamalarını öneriyorum buradan seyircilerimize. Bakalım yolu açık olsun diyorum dijitalde de. İnsanlar her durumda ikiye ayrılırlar. Borçlu alacaklı. Patron çalışan. Zengin fakir. Bunlardan hangisi olacağınıza siz karar veremiyorsunuz. Ama av mı ya da avcı mı olacağınıza siz karar veriyorsunuz. Evet, şunu da soralım mı? Nasıl film izler Tunç Şahin? Alışkanlıkları nasıldır? Çok izler mi? Festivallere gider mi? Listeler yapar mı? Nasıldır durum? Onların hepsi değişti ya. Yani ben bayağı festival camiasında, ortamında büyümüş ve orada bu işlere dalmış birisiyim. Sonra festival bir miktar kendi işim oldu ve çok fazla festival gezdim. O anlamda çok şanslıyım ya. Hemen hemen görmediğim Sundance hariç böyle büyük festivallerin hepsine doğrudan katılma şansım oldu. O zamanlar böyle başta daha böyle hiçbir şeyi kaçırmayıp tam vaktinde falan seyretmek gibi bir derdim vardı. Sonra baktım ki o ipin ucu mümkün değil tutulması. Şimdi ben değişik bir şekilde seyrediyorum. Yani her şey çıktığı anda seyretmiyorum. Biriktirip seyrediyorum. Eskileri seyrediyorum. Yani hiç gündem takip etmeden seyrediyorum artık. Liste inanılmaz yapardım. Onu da şimdi hiç yapmıyorum yani. Hiç. Sene sonu listesi falan. Çünkü böyle eksik bir şey kaldı, haksızlık olacak gibi geliyor. Gittikçe seyredilebilecek şeylerin sayısı da arttıkça son birkaç senedir o liste işlerinden koptum. Bu sinefillik işlerinde o baskıdan kurtulmak aslında çok iyi değil mi? Yani yetişmeliyim, bunu da izlemeliyim. Bu yıl kaç tane film vizyona girmiş, bunu takip etmek acayip bir stres aslında. Ya sinema dergisi vardı ben işte şeyde. Popüler sinema. Popüler sinema. Onu böyle her ay alırdım. İlk çıktığı gün almaktı dert yani. İlk çıktığı gün ve böyle hepsinin üzerine stickerlar yapıştırdım. Her şeyi seyretmem gerekiyor diye. Burak bugün Popüler Sinema Dergisi'nin yayında olduğu zamanlardan sorduk mu acaba Tunç'un izlediği filmlere? Var çok çok var, o zamanlardan 90'ların ortalarından sonlarından pek çok film var seçkide. O yüzden bir başarılı performans bekliyoruz Tunç Şahin'de. Hayırlısı, hadi hayırlısı. O zaman oyunumuzu oynamaya başlayalım. Larkin? Deacon John Larkin? That's correct for 11 points. İlk kategorimiz bilgi soruları ve ilk sorumuz da artık programın 50 küsürüncü bölümü olduğu üzere gelenekselleşen bir ilk soru. En azından soru tipi diyeyim. Böyle birkaç filmi hatırlamak, zihin jimnastiği yapmak üzerine bir soru bu. Biraz insanlar ikiye ayrılırdan da atıfla, ondan hareketle ilk sorumuz şöyle geliyor. Hikayesinin tamamı ya da büyük bir kısmı bir şirket ya da ofiste geçen kaç film sayabilirsiniz diyoruz. Tamamı ve büyük bir kısmı. Büyük kısmı. Hı hı. Tamam olmak zorunda değil. The Firm. Güzel. The Firm. Adı İyi başladık. Evet. İsmi şeyde geçen, bir şirkette geçen. Şirket deyince nasıl bir şey hayal ediyorsun? The Firm kolay çünkü direkt şirket diye kafaya gitti. Ben biraz açayım. Bu şey olabilir. Yani işte bir banka olabilir, sigorta şirketi olabilir ya da atıyorum ne bileyim bir avukatlık şirketi, hukuk bürosu olabilir. Fark etmiyor yani. Google bile olabilir. Google bile olabilir.
Spotlight büyük bir kısmı galiba gazetede geçiyor ama şirket sayabilir miyiz yoksa medyaya mı girer onun şeyi? Saydık onu da. Gazete, hadi saydık, evet. Spotlight saydık, büyük bir kısmını bir ofiste geçen. Başka ofis entrikası Tunç'un bakmışsındır mutlaka sen de bu ofiste geçen filmlere diye düşünüyorum. Evet. şey ne? Alan Pakula'nın filmi. Yine o da büyük bir gazetecilik filmi. O şeyin Old President's Man geliyor. Evet, aynen. Ha, tabii, tabii. Bir tane daha gazetecilik filmi var. Böyle adam kafayı yiyip finaline doğru canlı yayında intihar eder falan. Böyle büyük bir gazetecilik, televizyonculuk filmi hatta. Çok, çok severim. Neyle başlıyor? The Network. Network, evet, bravo. Çıktı ya. İlkle yazmak değil mi? Harika. Güzel. Acaba şey gazetecilik filmlerine mi çevirsek? Çünkü olduğu gibi finans dünyası içinden... Finans dünyası içinden ya da böyle avukat. Mesela Zuckerberg'li bir film var. Yani aslında ki o da bizim yani social network'ta bayağı bizim şey referans filmlerimizden birisi. Çünkü tablo evet. Büyük bir kısmı şeyin sürekli paralel kurguyla sorgu odalarına falan geçiyor. Social network de olabilir. Konspirasi üzerine kurulu, komplo teorisi üzerine kurulu. Şimdilik bunlar geldi aklıma ya. Güzel, gayet iyi bence. Aslında başta Google demiştim, bu Google'a... Facebook topu muydu? Abi Facebook topu muydu? Hayır, değildi. Bir de Google'lı film var çünkü. Google'lı olan? Bir komedi filmi var. Google'a staja gidiyorlar. Ha. Ya bir tane böyle Jennifer Aniston oynadığı The Office diye bir film olması lazım. Yanlış olacak. Office değil ama Office bir şey. Office yani şey... Bir dakika, The Office Party'den bahsediyoruz şey. Ama yakın zamanda bir Office Party'de Jennifer Aniston oynadığı, Vanessa Payer'in de olduğu bir film olması lazım. Galiba evet. Bir Christmas filmi aynı zamanda o. Hatırlıyorum evet. Ben de. The Office Party ama onun dışında böyle bir 10-15 sene önce Jennifer Aniston'un daha evet. Fransa'nın ilk ciddiye alındığı filmlerinden birisi galiba o. Office ne? Office... Mekan. Space. Office Space. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Tamam. Birkaç tane ekleyelim mi? Birkaç tane biz ekleyelim. Geri kalanı seyircilerimiz devam ettirsin. Malkovich'li filmimiz de bir ofiste geçiyordu. Neyli filmimiz? Malkovich'li. Hı-hı. Being John Malkovich. Being John Malkovich. Yani ha evet 8.5. kattaki tabii, tabii. Şey. Baya içeride geçiyordu. Burak sen? Ben de yine finans dünyasından çok da böyle kenarda köşede kalmış bir filmdir ama ben severim baya. Kadrosu da müthiştir. Margin Call diye bir film ekleyeyim ben de. O da baya yakın bizim filme. Hı-hı. Evet, tabii ki insanlar ikiye ayrılır da saymamız gerekiyor. Evet. Türk sinemasında başka var mı? Çok da bilmiyorum ama. Yakın tarihten Plaza var, hatırladığım benim. Evet ya, Plaza harika bir örnek. İsmen de kaçması gereken bir şeymiş ya hakikaten. Evet. Ama böyle 70'ler, 80'ler, 90'lar diye şey yapıyorum. Ofiste geçen galiba Matt Jezir manzaraları bir reklam ajansı gibi bir yerde geçiyor. Büyük bir kısmında böyle bir ofis hatırlıyorum onda. Kadir Yanır, Zuhal Olcay, Yılmaz Zafer'in olduğu film. O bir şekilde böyle bir ofis kurulumunu hatırlatıyor bana. Ama onun dışında böyle ofislerde geçen çok bir şey hatırlamıyorum. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell... I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. İyi başladık. Bir klasikle devam ediyoruz. Hangi filmde bir aile evlerinin önüne bırakılan gizemli video kasetlerle tehdit edilir ve yavaş yavaş parçalanmaya başlar? Aile evlerinin önüne bırakılan gizemli videolara tehdit edilir. Böyle VHS kasetlerdi yanlış. Hani şey... İnsan aile deyince daha kalabalık bir şey hayal ediyor ama bunlar bir karı kocalar değil mi? Bir de çocukları var. Evet, küçük, çekirdek. Yani sanki çocukları var mı onların ya? Çünkü ben böyle bir aile biliyorum. Bunların evlerinin önüne bir kaset konuluyor. Dick Lawrence is dead diyorlar şeye. Yani Lost Highway. Ama aynı premiste başka bir filmimiz daha mı var? Var. Yani. Bayağı meşhur bir filmimiz var. Bayağı meşhur. Lost Highway'den daha mı meşhur? O kadar meşhur. O kadar, en az o kadar meşhur. Şöyle... Birazcık ipucu vereyim. Bu Fransa'da geçiyor. Fransızca film. Hı hı. Lost Highway'den daha meşhur değil ya. Ben bu filmi bence bulamayacağım. Çünkü her şey olsa direkt aklıma gelirdi gibi geliyor.
Gizli saklı böyle bir şeyler var aslında. Aa bir dakika şey... bu kaşe mi? Kaşe, evet bravo, aynen. Bu net prelimslerin bu kadar benzediğini fark etmemişim şeye. Ama bence benim cevabım daha iyiydi yani. Ben onu da kabul ettik, onu da kabul ettik. İkisini de kabul ediyoruz. Aynen. Haneke ile aran nasıl? Çok severim. En sevdiğim kaşe mi bilmiyorum ama çok severim gerçekten. Hangi filmde bir Vietnam gazisi sevgilisinin cinsiyet değiştirme operasyonu masraflarını karşılayabilmek için Brooklyn'deki bir bankayı soymaya çalışır? Of. Şimdi bu filmin adını hatırlıyor musun Tunç? Yani Al Pacino. Evet. Ya Dog Day Afternoon demek istiyorum. Evet. Ya. Dog Day Afternoon. Harika ya. Evet diyoruz biz de. Peki kim yönetiyor Dog Day Afternoon'u? Sidney Lumet. Tamam okey. Yani bir an Schatzberg'e kafa gitti ama Schatzberg olmadı hatırladım evet. Dog Day Afternoon. Yani bomba bir film gerçekten. Ne güzel hikaye değil mi? Yani cinsiyet değiştirmesi için sevgilisinin bankayı soyma hikayesi. Gayet geçerli bir sebep bence. Evet, yeni sorumuz geliyor. 3 tane kavram vereceğiz bu soruda sana ve bu 3 kavram hangi filmi çağrıştırıyor diye soracağız. Kavramlar gelsin. Annelik, Robin Hood ve Gene Pig. Şimdi anneliği anladım. Robin Hood sonuncusu neydi? Gene Pig. Yani Gene bir Pig. Kemirgen hayvan. Ha, anladım. Annelik, Robin Hood ve şey... kobay olarak kullan. Yani peki bu Gene Pig'i seçmenizin nedeni kobay olması mı? Yok. Bu bir evcil hayvan aslında. Hamster gibi eve almışlar. Evet. Robin Hood okuyor anne çocuğuna küçükken. Yani bu film aslında insanların çocuk sahibi olmaya bakışlarını değiştiren bir film diye bir ipucu vereyim. Olumsuz alalım değil mi? Çünkü normalde çocuk... Şimdi yani ben bu filmi bu halde çıkartamayacağım. Bu ipucundan çıkartmaya çalışayım. İnsanı çocuk sahibi olmaktan vazgeçirecek film nedir diye düşüneyim. Ama yani öyle olsaydı şey seçerdiniz. Bu Lychee vardı ya şey. We Need to Talk About Kevin diyeceğim. Çok güzel. We Need to Talk About Kevin mi? Kesinlikle o. Yani şey, oradan değil diğer taraftan giderek buldum. Yani şeyi kesinlikle hatırlamıyorum. Orada böyle bir şey vardı ya o cennet meyvesi mi? O Türkçesi cennet meyvesi değil. Hani böyle şey... Kızın gözünü çıkartır. Hatırlıyor musunuz o şeyi? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hı. Ya, esas ben yani bendeki böyle o filmden kalan şey o. Evlat olsa sevilmez denilen Ezra Miller'ın oldu. Ben puan alıyor muyum? Nedir bu durum? Ben tabii puan ki. Alıyorsun. Tabii net ki. Bir şekilde. Sever misin filmi? Hayır ya. Çok acayip hani böyle şey filmler olur ya yani maalesef o da benim şu filmlerden. Hani bütün arkadaşların bayılır, herkes sever ve sen yani anlıyorum filmi ve evet ve bende de kalmış ve evet yani gerçekten annelik mevzusuna bu kadar tersten bakmak şeyi de yani çok iyi çekilmiş, çok iyi oynanmış bir şey ama böyle hiçbir şekilde bana olmuyor film. Evet ama unutamadığımız bir film olduğu kesin. Yani kabul, kabul. The world is so far, old sin and old, and many sorrows everywhere you go, but remember Jesus. Hangi filmde bir caz solisti bir tanık koruma programı kapsamında kimlik değiştirerek bir manastıra katılmak zorunda kalır? Caz solisti mi o? Yani yoksa bu kibarlaştırılmış bir hali mi onu yaptı? Biraz kibarlaştırılmış bir halde olabilir yani bir gece kulübünde caz söylediği için. Arkadaşlar bu film benim sinemada üst üste gittiğim, 3 kez gittiğim tek film galiba yani. Harika. Nedir o? Yani... Şey eğer oysa şimdi baştan aşağı bütün şarkılarını söyleyerek masanın üzerine çıkar şey. 3 kez bu arada çok iddialı. Ya yani ne bileyim ben yani beni tanıyanlar bile ben pek DVD falan koleksiyonu yapan bir insan değilim şeyim yok. Evimde var olan 10 DVD'den birisi galiba Yırtık Rahibe. Sister Act. Müthiş harika. Yırtık Rahibe evet. Orijinalini ismini hatırlıyor musun? Sister Act. Sister Act. Evet. İşte bu ya. Sister Act 1 ve 2 yani gerçekten kendisi dev bir klasik. Burada şey versiyonu çekelim mi? Yerel versiyonu çekelim mi diye düşüneceğim filmlerden birisi. Yani ne olur ya Türk versiyonu çeksek Yırtık Rahibe'nin. Nasıl olur bilmiyorum ki burada.
Yani hallederiz gibi geliyor. Ne bileyim, Halleder miyiz? Almanya'dan çıkmış bir arkadaşı böyle yani neyse. Başımızı belaya sokmadan konuyu değiştiriyorum. We had a hooker living next door called Buckwheat Bertha who would... Sister Mary Clarence, could I have a word with you? Who, me? Yes, you. Yeah. Excuse me. Türk sinemasına uzanalım. Bakalım bunu hatırlayabilecek misin? Hangi filmde Genco Erkal elinde avucunda ne varsa satıp tüm mal varlığını bankerlere yatırır? Bunu bilemesen büyük bir ihtimalle şey, faize hücum bu. Faize hücum. Bravo. Kesinlikle. Harika. Hatırlıyor musun filmi? Evet hatırlıyorum. Yani böyle şey hatırlıyor muyum dersen net hatırlamıyorum. Ama böyle bayağı kalp kıran ve bence çok da önemli film. Çünkü o dönem bu faiz, o bankerler mevzusu bayağı ilginç bir fenomen. Evet, 80'ler. 80'lerin başı. Kasteller, banker, bilolar falan. O döneme dair bir iki tane komedi var. Bir de bu film var. Yani çok halbuki bayağı dev etkileri olan, böyle toplum bilince bayağı yerleşmiş bir mevzu. Genco abinin de döktürdüğü işlerden biri. Peki bir tık daha zorlaştırıp yönetmenini de sorsam? Bir dakika. Fehmi değil. Bunu kim çekerdi? Fehmi değil. Değil. O şey çünkü diğer camdan kalbi çeken olması lazım. Zeki Ökten mi? Zeki Ökten. Zeki Ökten. Yani, Zeki Ökten'in inanılmaz iyi bir sinemacı olduğunu böyle şey beraber çalışan birilerinden dinlemiştim de bir metre film bile israf etmeyen inanılmaz hesaplı. Şimdi biz mesela setteyken defalarca kez çekiyoruz. Önünü arkasını uzatıyoruz. Kılık kırk yararak inanılmaz bir matematikle şey yapan bir yönetmen olduğunu dinlemiştim yakın zamanda. Tekrar dönüp bakmak lazım filmler herhalde. Burada bir parantez açıp hani şey de sormak istiyorum ben. Genco Erkal'ın çok büyük bir filmografisi yok. Dizi ve işte sinema anlamında. Ama onunla çalışmış böyle nadir yönetmenlerden birisiniz aslında. Nasıl bir deneyimdi? Nasıl Genco Erkal'la çalışmak? Ondan da biraz bahsedelim isterseniz. Hayatımda başıma gelen en iyi şeylerden birisiydi. Gerçekten hani bunu şey için söylemiyorum. O sette o gün orada olan o bir hafta boyunca olan çalışan herkeste de o his vardı. Refakatçiler diye bir bölüm çektik bu 700'ün içine. Özellikle final sahnesinde yani orada olan herkesin meslek hayatının en unutulmaz anlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani hem insan olarak çok etkileyici bir insan Genco Erkal. Sanatçı olarak zaten herkes etkileniyordur. Herkesin kendi sanatçı personasıyla ilgili olarak yeterli bilgisi olduğunu tahmin ediyorum ama beraber çalışmanın inanılmaz dima açtığı bir insan. Yani hem çalışması çok kolay, çok keyifli, çok eğlenceli ve çok zeki bir insan. Çok da komik bir insan. Onu çok özledim. Seni çok özledim. Az kaldı. Burada bir başıma bırakma beni. Devam edelim. Şimdi de yine birkaç filmi hatırlamak üzerine. Bu sefer de sorumuz şöyle. Hikayesini non-linear yani doğrusal olmayan bir kurguyla anlatan kaç film sayabilirsiniz diyoruz. Çok saymamız gerekir. Hadi saymaya çalışalım. Non-linear. Memento. Geriye doğru gidiyor. Süper. Güzel. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Evet. Kesinlikle. Arkası yönü hepsi birbirine karıştı. Şeye gitti. Başka geriye doğru ileri yani non-linear bir şekilde hikayesini anlatan milyonlarca film olması lazım. Hadi Tunç'um şey. Köpekli bir film var. Köpekli. Bir sürü köpekli film. Non-linear ile kastım. Şimdi sen köpek deyince bu olacak ama bence senin kastettiğin o film değil. Şey paramparça aşklar köpekler. Üçe böyle. Onu mu kastediyordun? Evet onu kastediyordum. Kesinlikle. Onu kastediyordum. Tamam okey. Üçe bölerek anlatıyor. Ya en güzellerinden birisi Yağmur'dan Önce'dir aslında. Yani, Before the Rain, evet doğru. Çok güzel, çok. Üçe bölmekle kalmaz. Tam olarak birleştirmeye kalktığında bir tutarsızlık vardır şeyin içinde. Ve film o tutarsızlığı da aslında sahiplenir yani. Bittiği yerde başlıyordur. O, yani o adamın geldiği yerde zaten ölmüş olması gerekir gibi harika bir anı var. Yani hikayesini... Nanliler'in şeyi bence Tilla Paprika galiba. Yani şeye... Non-linearse yani bir yere doğru gitmemekse hani uçarak dağılmaksa animasyondan bir yerden örnek vermiş olalım.
aslında Amores Perros'tan yürüyebilirsin. Amores Perros'tan yürürsek Babil'e kadar gideriz yani. Zaten şey oralara gidince neydi? Memento dedik ama Memento'cu abinin adı ne? Nolan. Nolan her şey zaten. Zamanı böleyim de iki. Yani çok seviyorum kendisini ama acaba artık zamanla oynamasak mı? Yani her sinemacının sıkıntısı var yani. Kimisi ilişkilere takar, kimisi şeye takar da yani ne bileyim şey beşe böldüğümü her zaman içine girer. İşte Inception yani birini bir günde, birini bir saatte, birini bir ayda anlattığım hikaye yapacağım. İşte ne o? Çıkartma filmi. Dunkirk oldu. Hani zaman geriye doğru, ileri doğru geri atladı. Tenet. Ama artık canımız sıkıldı Nolan abi yani hani biraz da acaba şey mi desek yani başka türlü bir şey mi desek bunun dışında yani Sweet Year After diye bir film var Atom Egoyan'ın çok severim harika bir şekilde bölmeleyerek anlatan yani tam ne neyin öncesinde oluyor ne neyin sonrasında oluyor anlamıyorsun onu çok başarılı buldum. Buluruz ya. Sabaha kadar gideriz. Belki 700'ün birinci bölümü de öyle. Nonlinear bir şekilde anlatıyor. Yani bir öykü diğerini bayağı ediyor. Bir yerden sonra hikaye aslında anlatılan öyküyü tutmuyor. Güzel. Bir David Lynch örneği vereyim ben de. Hangisi olsun sence? Yani ne bileyim ne versen olur bence yani. Mulholland Drive diyecektim. Evet. Burak sen? Ben de bir Soderbergh örneği vereyim. Trafik diyeyim o zaman. Evet. Yani orada da olsun. Şeytan Rıdvan ve Hayalet Cevher hangi filmin iki asker arkadaşını tanımlamaktadır? Şeytan Rıdvan, Hayalet Cevher. Hiçbir asker film. Arkadaşlar üzerine kurulu bu. Ya bunlar bir dakika dur. Onlar işte, evet. Evet onlar şey... Uğur Yücel'in filmi. Evet. İşte bu. Uğur Yücel'in filmi Olgun Şimşek'le kendimizle oynuyor. Aynen kesinlikle. Öyle. Yazı Tura. Evet aynen. Harika. Yazı Tura. Sever misin? Biz bayılırız Burak'la. Yazı Tura'yı seyredeli çok oldu. Çok. Yani tuhaf bir şekilde şey çok az şey hatırlıyorum ama Teoman Kumbaracı başını çok beğendiğimi hatırlıyorum. Yani böyle çok öncesinde ama yani sinemada seyrettim ben onu. Hatta Kapitol'da seyrettim ama çok az şey kalmış bende. O yüzden ne desem yalan olacak şu anda. Hatta onun birinci bölümüyle ikinci bölümün dili de farklıdır anlatım kamera. Galiba birinci bölümü daha çok sevdim hatırlıyorum. Olgun Şimşek'in bölümü galiba bende daha çok yer etmişti gibi bir şey kalmış ama çok da hatırlamıyorum. Bu Ece Dizler'in bulduğu bir aslında copyright'ı onda olan bir soru tipi bilgi sorularında. Bundan sonra da hep bu soru tipini tekrarlayacağız. Soru şu şekilde formatı. Üç farklı filmi temsil eden üç kavram vereceğim. Ama bu kavramların ve bu filmlerin hepsi tek bir oyuncuya ait aslında. O oyuncuyu çağrıştıracak. Hayda. Kavramlarımız şunlar. Tarikat, telefon ve imparator. Sizi hangi oyuncuyu çağrıştırıyor? Tarikat. Telefon. İmparator biraz yanıltıcı sanki burada ama. Pek de değil. Hem yani. O bir tür imparator orada da. Bir tarafta tarikatla ilgili bir şey var. Bir tarafta telefonla ilgili bir şey. Bir filmi tarikatla ilgili. Bir filmi de telefon önemli bir tema öyle diyeyim. Bir filmde de imparator zaten. Bu tarikatlı filmden gidersen belki daha kolay olur bence. Tarikatlı film ipucu istiyorum. Yerli mi yabancı mı? Yabancı. Bir oyuncusu öldü yakın zamanda. Yani birkaç... Yabancı film. Evet. Çıktı orada. Yani şey... ölen adam Philip Seymour Hoffman. Doğru. Doğru. Ama sorduğunuz kişi o değil. O değil. Doğru. Bu Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Evet ta kendisi. Ama şimdi gelelim gerçek şeye. Telefonlu film hangisi? Her... Her, evet. İmparator, o konuda beni yanılttı. İmparatorla kasıt ne? Şu işaretiyle böyle bir şey. Aman şey, Maximus, Gladiator. Gladiator, evet. Gladiator. Gladiator.
fena değilmiş gerçekten, evet. Hiç fena değil. Ece'ye şeyinden ötürü, katkısından ötürü teşekkür ediyoruz. Ece'ye selam yolluyoruz. Seydin şey yapamazdım, çıkamazdım işin içinden. Ya ama bence şey konusunda haklı Murat. İmparator değil de gladyatörlerin şey yaptıkları arena falan gibi bir şey, hani ne bileyim öyle öyle bir şey gelse daha kolay. Çünkü imparator bulamazdım onu. Ama Roma imparatoru adam sonuçta yani orada da. Onun da işi o diyorsun yani. Onun da işi o yani. İmparator yazıyor, yapacak bir şey yok. Yani. Evet. Bakalım bu programımızın seyirci sorusu kimden gelecek? Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Lütfen bize sosyal medya aracılığıyla sorularınızı göndermeye devam edin. Hatta bu üç kavram bir oyuncuyla ilgili soruları da bekliyoruz. Bunu da söyleyeyim. Evet, Gülferiz Bayar sormuş. Bakalım ne sormuş? Hangi filmde 60'lı yaşlarında bir adam özel bir firmanın yardımıyla hayatının aşkıyla tanıştığı güne döner? Ve 40 yıl önce yaşanan o özel günü yeniden yaşar. Ya buradan puan almak istiyorum işte şeylerden. Çünkü bu film, yani ben şimdi sadece bunun adını hatırlayamayacağım. Geri kalan her şeyini hatırlayacağım. Fanny Ardant'ın ve Daniel Auteuil'in oynadığı. Evet. Ya. Şey. Reenactment şeklinde o günlerini canlandırıyorlar. Ama ismini hatırlayamıyorum filmin. İsmi zor. Türkçesini söyleyeceğim. Yeni Baştan diye çevirdiler. Burada kim çevirdi? Biz çevirdik. O biz bir... sizin daha. Efendim, o zaman bir daha alıyorum. Türkçesini hatırlatayım. Siz bu filmi Yeni Baştan diye çevirmiştiniz. Tamamen şey, anksiyeteden hatırlayamıyorum şeyi. Yani kesinlikle Türkçe, net İngilizcesini, Fransızcası gelmeyecek aklıma. Ama ne bunun şeyi? Café de Flora benzeyen bir şey var hani ismi. La Belle. Ne La Belle ne? Hadi gelecek gibi ya bence. Gelmeyecek yani, sen söyle bence. Çünkü yani o bir şey ya, dilin ucunda mevzusu gittiği zaman gidiyor. Ben bu filmi seyrettim, ne oldu biliyorum, puanımı da alırım full. Aynen öyle zaten. Benim şeyim yani hani. İsmi aklıma gelmiyor sadece. Çoktan versen kesin şey yapacağım, bulacağım. Sever misiniz bu filmi? Çok. La Belle Époque. Evet ya, güzellik çağı. Evet. Ve hatırlamazdım orada arkadaşlar. Stay here. I'll be back. İki kategorimiz replik kategorisi. Burası çoktan seçmeli. Dolayısıyla biraz daha böyle hakikaten eğlenebileceğimiz, rahat hareket edebileceğimiz bir alan. İlk repliğimiz geliyor. İlk repliğimiz yabancı bir filmden. Replik şöyle. Eğer ben sahte bir film yapacaksam, o zaman bu sahte bir hit film olmalı. Vague the Duck'tan mı? Argo'dan mı? Yoksa Get Shorty'den mi diyoruz? Eğer sahte bir film yapacaksam, o zaman bu sahte bir hit film olmalı. Vague the Dog, Argo. Argo, Get Shorty. Get Shorty. Get Shorty olmadığını düşünüyorum. Katılıyoruz. Vague the Dog bu. Neden? Yani şey, orada o filmi tekrar şey yaparlar ya, yaparlar ya işte şey... Arnavutluk'ta geçen bir şey mi yapar? Arnavutluk'ta geçen bir fake bir şey yaparlar ve onun da bayağı bir tutkuyla çeken birileri vardı. Yani o filmin içine uyuyor şey Olaf. Yanılıyor muyum? Argo'yu hatırlıyor musun? Hayır, Argo'da da mı geçiyor? Yani nedir mevzu? Argo'da da film çekim ekibi, sahte bir film çekim ekibi İran'a gidiyordu. Oradaki sanıyorum büyükelçilikten insanları kaçırabilmek için. Tamam, okey. Orada mı kullanılıyor? Argo'da mı kullanılıyor? Argo'da kullanılıyor. Evet, Argo'da kullanılıyor. Üf, çok canım. Olmadı. Ama mantık çok iyiydi. Bence doğru yerden yürüdü. Ya buradan yok, alamadık puan. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. Evet, diğer replik geliyor. Bu Türk sinemasından. Şöyle bir repliğimiz var. Bazen tanrılara bir kurban gerekir ki onlar tanrı olarak kalabilsinler. Allah Allah. Mustafa hakkında her şey,
Av mevsimi barda. Barda değil bu. Barda değil bu. Yine ikiye düşürdün. Güzel. Barda değil yani. Barda'nın öyle bir olayı yok yani. Öyle büyük laf edebilecek kimse yoktu şeyde. Mustafa hakkında her şeyi seyrederim. Bir daha alayım cümleyi. Bazen tanrılara bir kurban gerekir ki onlar tanrı olarak kalabilsinler. Yani Yavuz Turgul cümlesi olabilir mi diye düşünüyorum. Çağınırmak da olabilir sanki ama. Yavuz Turgul da olabilir ama. Ben Çağınırmak'ın böyle bir cümlesi olduğunu düşünüyorum. Oralardan bir ara ben Yavuz Turgul diyorum ya. O zamanlar belki olabilirdi ama. Yani daha Mustafa hakkında zamanında sanki. Gerçi bu kötü bir şey değil mi bu cümleyi kurmak? Yavuz Turgul'a vereceğiz şeyde. Ben Yavuz Turgul'dan yana kullanıyorum şeyimi. Ve ikincide de mi patladım? Evet, Mustafa hakkında her şeydi bu dörtlük. Eyvallah. Bazen tanrılara bir kurban gerekir ki onlar tanrı kalabilsinler. Çok ilginç yalnız sen. Şık verince daha kötü bir performans gösterdin. Diğerlerini daha iyi biliyordun. Yapacak bir şey yok yani. En azından şey, ilk şeylerini yeğliyorum. Ne bileyim hani ikiye yiyip şey düşürüyorum. Kendime başarı payı çıkartırım ben arkadaşlar. Ama kolay değil tabii. Replik hatırlamak mümkün değil. Yani evet. Çok ünlü olmadığı sürece o replikler çok zor bir iş. Bir de yani bahsettiğin yani Mustafa hakkında her şey temiz 20 küsur yıllık bir film olması lazım yani temiz. Aynen böyle ben de sadece filmi izlediğimi birkaç saniyeyi falan hatırlıyorum o kadar. Replik kategorisinden gayet başarıyla çıktık. Nereye çıktık başarıyla? Replik kategorisinde başka yok mu? Bu kadar mı ya? Replik kategorimiz bu kadar ne yazık ki. Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlami? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. Peki bu kategori, orijinal adı kategorisi, bir dağıtımcının çok seveceği bir kategori bana sorarsanız. Ama işte yani demanslı bir dağıtımcı olacak. Ama tabii amacımız burada eğlenmek çünkü çok kolay olmayabiliyor her zaman Türkçe adıyla orijinal adını birleştirmek. O yüzden biraz daha eğlenmeyi amaçladığımız bir kategori bu. Ve bu kategorinin ilk sorusu geliyor. Türkçe'ye tutku oyunları diye çevrilen film hangi film olabilir? Crimes of Passion. Şimdi genelde böyle çok alakasızları bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki düzgün ve güzel çeviriler var ama... Biz orada değiliz burada ki biraz eğlenelim istiyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapmak isterim ben ama. Yani şey Anadolu Lisesi'nde şey çıktı da ertesi gün herkes soru hatalı der ya. Crimes of Passion tutku oyunları diye çevirdiler mi çevirmediler mi diye. Yani öyle bir ikinci film var mı diye bakmak isterim şeye. Tutku oyunları. Tutku suçları diye tutku. Girmiş galiba vizyona. Tamam okey. Doğrudan çevirmişler onu. Bayağı bildiğin şey çamura yattım mı olmadı. Bunları yayınlayabilirsiniz yani. Bir Tunçay'ın çamura yattığı Allah. yani şey. Tutku oyunları. Bir ilgili yani direkt ilgisini düşünme. Yok hayır yani tutku oyunları diye düşünüyorum. İpuçları verebilirim. Tamam. Kate Winslet'li, Patrick Wilson'lı falan böyle. Bir dakika Little Children'ı o diye mi çevirdiler? Tutku oyunları için. Ya çok acayip biz bugün Little Children konuştuk gerçekten harika bir film diye şey ve hiç aklıma Türkçe adı diye yani Little Children çünkü hiç olmuyor yani kim çevirdiyse onu. Evet evet aynen öyle. Little Children'la hiçbir ilgisi yok tutku oyunlarının çok da güzel bir filmdir diye hatırlıyorum ben. Anlıyorum da yani şey küçük çocuklar diye çevirsek o filmi yani muhtemelen seyirciye gitme demek gibi bir şey. Benim çok sevdiğim bir film bu yani gerçekten çok sevdiğim bir film. She sounds like a sweet little girl. What's her mother like? Peki, ikincisi gelsin mi? Özel isim çevirmeyi de seviyor dağıtımcılar. Bilmiyorum siz seviyor musunuz bir film olarak. Bu da bir özel isim. Avukat diye çevrilmiş. Michael Clayton. Bravo, bravo, harika. Bu harika bir film gerçekten. Ya çok acayip böyle şey. Bazen Google yani konuştukların sonra Google'da reklam olarak önüne çıkıyor ya şey. Ben mesela Michael Clayton'ın bu hafta konuştuğumuz filmlerden birisiydi yani şey. Oradaki Tilda Swinton karakteri benim gördüğüm en harika yazılmış ve oynanmış karakterlerden birisi.
Bu arada çok iyi senaryo yani. Ben de aşırı severim. Çok. Muazzam bir final. Muazzam bir şey, antagonist. Galiba biraz unutuldu. Yani Michael Clayton'a tekrar dönüp bakmıyor insanlarda. Onu etrafımda görmedim. Çabuk unutuldu gibi geldi yani bir anda. Benim son yaptığım listede, artık yapmıyorum liste yani çünkü unuttuğum için. Galiba 2000'lerin en iyi 20 filmi listesine biz birkaç arkadaşla beraber şey yapıp sokmuştuk onu. Yani harika bir film bence de. Peki. Orijinal adından başarıyla çıkıyoruz. Afiş kategorisine geliyoruz. Bu kategoride filmlerin orijinal afişlerini değil ama tasarım, alternatif afişler gösteriyoruz. Ve bu sana hangi filmi çağrıştırıyor diye soruyoruz. İlk afiş geliyor. Şu anda gördüğün afiş acaba hangi filmin afişi olabilirdi? Talented Mr. Ripley mi bu? Evet işte bu. Evet, harika. Nasıl oldu? Direkt bildin. Ben şu anda şok. Ya... Arkadaşlar bizim şu an aramızda sizinle kozmik bir şey oluyor. Gerçekten benim şey en sevdiğim ya da en etkilendiğim 20-30 film etrafında dönüyoruz yani. Talented Mr. Ripley'den daha iyi bildiğim bir film yok benim hayatta herhalde. Mükemmel. Bu arada inanılmaz sevdiğim, yani bu arada romanlarını da çok severim ben de. Highsmith'in filmi de çok severim. Gerçekten öyle bir filmdir. Bu açıdan çok mutlu oldum senin de aynı kafada olmana. Ben de romanları hiç sevmem bu arada. Yani, gerçekten mi? Yani... Romanı sevmem şeyi, Joseph Losey'nin versiyonu değil mi şeyli olan Sansole? Alain Delon'un bir versiyonu var, biliyorsun değil mi onu? Evet, evet biliyorum. O şeyi seviyorum, o kafayı seviyorum ama yani Minghella'nın kattığı derinlik şey inanılır gibi değil yani. Yazımı inanılmaz, birinci sayfasından itibaren inanılmaz bir böyle bir anti karakteri, anti hero'ya bizi bağlayabilen bir senaryosu var, inanılmaz. Who are you to say anything to me? Who are you to tell me anything? Actually, I really, really do not want to be on this boat with you. I can't move without shut you up. Moving. Shut up. Gives me the creeps. You give me the creeps. Can't you move shut without up. Dicky, 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 like a little girl all the time. Shut up. Peki ilkini başarıyla geçtik. İkincisi de geliyor. Şu anda gördüğünüz afiş acaba hangi filmin afişi olabilir diyoruz. Bayılırım bu filme. Ölüyorum gerçekten. Çok 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 seviyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben buradaki çocukların ölüm sıralarına ve isimlerine kadar, adlarına soyadlarına kadar bir ara ezbere biliyordum. 42 şey. Tane falan yok mu bu arada? 42 tane. Yani. Battle Royale. Öyle bir başlıyor. Evet. Kenji Fukasoku'nun son filmi inanılmaz yani. Ben kitabı falan da var bende. Kitabı, animesi, mangası, her şeyini sahibim. Çok çok seviyorum gerçekten. Bunun ikisini yapmadılar değil mi? Yaptılar. Yaptılar mı sanki? İkincisini yaptılar. Yaptılar. Oğlu yaptı. Kenta Fukasaku'nun oğlu yaptı ama hiçbir şeye benzemiyor gerçekten. Hani hiç iyi bir fikir de değildi şeye. Zaten Tarantino buradan mesela çok aşırı etkilenip sonra oradaki kızlardan birisini şeyde oynattı. Kill Bill'de. Kill Bill'de oynattı, evet. Son kategoriye geliyoruz. Efendim, sahne kategorisi. Seyircilerimizin de en sevdiği kategorilerden bir tanesi. Küçük bir parça göstereceğiz bir filmden. Acaba hangi film diyeceğiz. Şu anda gördüğün sahne hangi filmden olabilir? Hatta 6 saniyede bildim bence. Devamına bakayım mı? Yani aşırı manyak. Yok, gerek yok. Kolum gerek yok. Koyacağım yani. Aha! Bir inanılmaz. Dakika. Şu anda seni şaşırttık. Bir dakika, özür dilerim. Devamına bakıyorum. Her zaman hızlı cevap vermek iyi değildi. Evet evet şey. Cazı gördüm, kolu. Siyah beyaz cazı gördüm, kol buraya yapıştırdı. Aa, İda! İda, evet. Aynı yönetmen ama başka bir filmde. Şöyle, gelen ben şeyi görünce, 2.35'i görünce çaktım şeyi hemen. Caz, siyah, beyaz görünce Cold War'u. Ama zaten zamansal olarak da uymuyor. Haklısınız, insanlar gayet tamam, bence oldu ya. Toparladım, ben buradan puanı aldım bence. Bence de. Pawlikowski'yi seviyor muyuz? Seviyorum, çok seviyorum gerçekten. Biraz böyle
fazla biçimci buluyorum kendisini. Yani şey ama İde'yi mesela İde'yi çok beğeniyorum. Cold War'u da beğeniyorum. Cold War yani kağıt üzerinde işlemeyecek bir film ama şeyde çok iyi oluyor. Şu an ikinci videoyu bekliyorum gelecek diye. İkinci sahnemiz geliyor. Şu anda gördüğünüz sahne acaba hangi filmdendir diye soruyoruz. Can I ask you something? I've wanted to ask you this all night. Who's Franklin? Franklin. Franklin is my husband. Really? Bu ben bunu seyretmedim film ama bu After Hours mı? After Hours, evet. After Hours. Şey, adamın tipinden ve şeyden yani seyretmediğim seyretmediğimde hiçbir yer söylemediğim bir Scorsese filmi. Çok da güzel sahne. O zaman seyretmediğini ilk defa afişe etmiş oluyorum. İlk kez bu programda açıkladım. Evet, Scorsese'nin 85 yapımı komedi filmi. Sonuna geldik programın aslında. Soracağımız bütün soruları sorduk. Burak, Tunç Şahin sence gerçekten sinefil mi? Tartışmasız bence. Sadece çoktan seçmeli sınav sisteminde bence bir problem var. Orada ikiye düşürüp son doğru şıkkı bulmakta zorlanıyoruz. Replikler hariç mükemmel bir performans bence. O yüzden teşekkür ediyoruz kendisine. Ah, Kirk, my old friend. Do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? Very cool. Tunç Şahin'in en çok beklediği bölümün bu olduğunu anladık bakışlarından. İntikam zamanındayız ve şimdi kendisi bize bir soru yöneltecek. Bakalım ne çıkacak. Okey. Ben o zaman bir film tarif ediyorum ama bunun hangi film olduğunu bilmenizi istiyorum. Ben göçmen bir kadınım ve çok zengin bir aileye gelin gittim başka bir ülkede. 3 çocuğum var. Çok da büyük, dev bir aileye gelin gitmiş durumdayım. Ama mutsuzum, ne yalan söyleyeyim. Arada oğullarımdan birinin arkadaşıyla sevgili oluyorum. Yani sevgili... Göçmen bir kadın zengin bir aileye gelin gider. Gelin gidiyor gelin ve gidiyor. Oğullarından birinin arkadaşıyla sevgili oluyor. Ha, sevgili olur. Ve bir yasak aşkı bir şey yaşar şey. 2 tane, 3 tane çocuğu var yani oğullarından birisi. Oğlu da nasıl fark ediyor biliyor musunuz? Annesinin arkadaşlarından birisi birlikte olduğunu. Annesinin sadece annesine özgü bir çorba tarifi var ve bu arkadaşı o çorba yapınca diyor ki ah bu benim annemin çorbası. Demek ki sen benim annemle fazla yakınlaştın bu tarifi bildiğine göre. Ve bir kavga çıkıyor ve o kavgada da oğlan ölüyor. Bu çok yani çok sevdiğiniz bir kadın oyuncunun başrolünde olduğu. Ama bu kadın oyuncunun İngilizce filmlerini daha çok biliyorsunuz. Kendisi de sanırım esasen İngiliz bir oyuncu. Kadın mesela sinirlenip üzüldükçe böyle en güzel kıyafetlerini giyip Roma'nın en güzel yerlerinde yürüyor. Roma diyorum yani. Roma'da. İtalya'da geçiyor. İtalya'da geçen büyük bir film söyleyeyim bana. Şey, İtalyan büyük yeni yönetmen. Sorrentino mu? Değil. Bu şimdi bu plot bana bir şey hatırlatmadı. Yönetmenden yürümemiz gerekiyor. Guadagnino. Hı-hı. Bir dakika. Guadagnino'nun hangi filmi bu? I Am Love. I Am Love. Okay, tamam. Sen izledin mi onu Burak? İzledim ama aklımdan gitti. Yani tamamen şeyi unuttum. Hilda Swinton. Aynen, tamam, okay. Rusya'dan gelir ve ailenin içine girer ve 20 yıl falan o aileyle kalır. İtalyanca oynar. Oğlunun arkadaşına aşık olur. Ve bütün filmi bir moda defilesi şeklinde geçer. Ve ben sevmem bu filmi. Ama ona rağmen bize soruldu bu soru şu an. Neyse, okey. Böylece şey ödeşmiş olduk yani intikam vakti. Allah'tan soğuk yenen bir yemek olmadı bu. Aynen öyle. Tunç Şahin, çok teşekkür ediyoruz. Seninle çok konuşmak çok keyifli. Ve güzel bir program oldu. Katıldığın için çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Bu kadar yarışma meftunu bir insan olarak ayaklarım korka korka gelmişti ama buradan büyük bir zafer çınlığıyla ayrılacağım. Teşekkür ederim bana bu güzel bir yaşattığınız için. Hoşça kal. Görüşürüz.